Hadi bakalım kalk kalk artık yeter. Saat 9.30 arkadaşlar. Avcılar sağ halinde kamp atmış. Rüzgar bitirdi beni, bitirdi sabaha kadar. Gece saat 2'ye kadar şey vurdu. Yan tarafta iki tane düğün salonu var. Şarkı markı. Ondan sonra rüzgar başlandı. Çadır bir sağa gitti, bir sola geldi. Bir sağa gitti, bir sola. Manzaramız güzel. Çok şükür bir şey olmadı. Herkes diyordu bölge biraz tehlikeli. Tek başıma. Biraz dikkat et şöyle böyle. Geceler serhoş merhoş geliyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir şey olmadı. Karabala da burada. Hadi bakalım. Rüzgar çok var abi bugün, çok var. Toparlan ah. Yola düşük. Hemen İstanbul'u bir çıkak, kafamız biraz rahatlasın. Bir tane camiye geldim. Avcılar'da Ahmet Camisi arkadaşlar. 3 tane kapısı var. 3'ü de bağlı. Ciddi. Yukarılaya da böyle böyle feyin sıkmayı. Hayatta içeriye geçememesin ya. Ya yapma bunu. Ya yapıyorsun. Açık koy yani. Özde cuma günü büyüğün. Birazdan şimdi saat şu an 12. Birazdan insan gelecek buraya. Niye kapalı? Hiç bilmiyorum. Ya boş ver. Büyük ihtimal mahalleden de olabilir. Bak şimdi diğer tarafına bak. Feyenz kişiliyor. Acaba buradan büyük ihtimal hırsızlık olurdu. %100 ona hatır bağlayıplar bak. Tuvaleti de 2 TL. Büyük ihtimal şadırvana da paralar buradan. Gitti. Bu kapısı da gitti. Hadi geliyorum. Avcılar sahilindeyim. Zaten dünden beri sahilden hiç ayrılamıyorum. Zaten biraz yukarıya kalksam, içerilere giysem trafik. Abo, mümür türlü şey. Avcılar sahilinde bir arkadaşımı bekliyorum. O gelsin. Bayağı ısrar etti. Orada beklemen seni bir göreyim. Çaydan zaten kahvaltıdan zaten yap. Şu an onu bekliyorum. İstanbul'da bayağı arkadaşım var idi. Yani arıyorlar Ufuk abiden, Mehmet amcandan, Egit'ten, Nazlar Azerbaycan arkadaşlarımla, ve içeriye giyemiyorum abi. Şehirlerin içine giysem, biliyorsunuz İstanbul burası. Bir de yerleri farklı farklı. Bir Bağcılar'da, bir Maltepe'de, bir Bakırköy'de, bir bilmiyorum nerede. Bir Beylikdüzü merkezinde. Burada bekliyorum. Arada değil, geliyorum. Bana değil gelişe seni bir tantın ismi alayım dedim abi, gözümü seveyim. Ben bir saatini yiyene kadar içeriye kadar trafikte gel dışarıya 3 saat sürür. Zaten tantuni yolda eriyor zaten. 2 gündür rüzgar var. Arkadaşım avcılarda gördüm, Beylikdüzü'ne doğru geliyorum. Güzel bir manzara gördüm dostlar, dedim sizinle paylaşım. Felaket bir sarı çiçekler var. Vay be, İstanbul'da güzel yer de varmış ha. Oh be, geliyoruz. Beylikdüzü'ne doğru geliyoruz. Avcılardan Beylikdüzü'ne doğru. 40 derecede hiç duymuyorum, geliyorum. Abi trafike bakar mısın? Şehre bak. Vay anam vay. Abi 1 derecede kaç milyon araba geçiyor bu yollardan. Trafik var mis gibi. Çok kalabalık abi, çok. Geliyorum. Beylikdüzü'nü atlasam kafa rahatlayacak. Beylikdüzü'ye 1 kilometre kalıyorum. Yokuş var. Yolda da trafik olduğu için pedal çeviremiyorum. Yürüyorum. Bir abiyle sohbet muhabbet ettik. Böyle normal. Dedi nerelisin? Vallahi Azerbaycan söyle. Dedi nasıl, beğendin mi İstanbul'u? Dedim vallahi abi nasıl, ne beğenmesi abi, gözümü seveyim. Nasıl burada yaşıyoruz? Dedi biz burada yaşamıyoruz. Biz burada ölmüşük. Ayak üstü ölmüşük. Haberimiz yok. Bir düşündüm baktım, adam doğru diyor. Bu trafikte, bu dumanda bin bir türlü insanın içinde nasıl yaşıyorlar? Sabah git akşam ya, sabah git akşam. Adam haklı. Düşündüm dedim doğru diyor. Dedi İstanbul zenginlerin yeri. Burada zengin oldun, krallar gibi yaşarsın. Zengin olmadın, ayak üstü ölersin bizler gibi. Adam doğru dedi. Hadi bakalım, bir şey ateşliyorum, enerji alalım. 1 kilometre daha yürüyeceğim. Aha, arabanın içinde kavga düştü.
Araba arabayla kavga ediyor trafikte. Hadi yiyek hemen çıkak hemen. Vay anam, bak bak. Güvercini tutup nasıl yiyor, bak bak. Aha, karga geldi. Karga geldi, ortada bir savaş çıktı. Yazık güvercin de küçtü bura. Şimdi gelirler. Nasıl tutup, ne olur acaba buna? Belki arabaza çarpıp, bu da yoldan alıp bunu. Şerif Camisi'ndeyim. İstanbul'un tam çıkışında, güzel bir mahallede, sakin bir mahallede, artık İstanbul'un kalabalığına çıktık. Bisikleti çektim kenara, şadırvana giydim, baktım sıcak su mis gibi akıyor. Hemen havlunu göttüm, tencereleri yıkadım, bulaşıkları yıkadım, saçları bir yıkadım. Şimdi gidiyorum, ayaklarımı yıkayayım. Arkadaşlar arada sırada bu su kabuklarınızı bir yıkayın. Nasıl yıkayın? Haftada mutlaka bir kere bu tencere, bu teli atın içine, bir ezi sıcak su içinde böyle çalkalayın. Bayağı çalkalayın. Geçen dedim benim bir arkadaşım bayağı bundan hasta oldular. Bunun içinde şey bağlıyor. Su galıyor galıyor. Dibinde şey getiriyor. Biraz önce ben dikkat ettim. Kenarlarda siyah şey bağlamıştı. Mutlaka reikinin bisikleti arkadaşlarımız. Hadi bakalım buradayız. Molamızı verdik çıkıyoruz. Birazdan çıkacağım yani birazdan. Abi İstanbul'un Beylikdüzü'ne kadar trafik çok var. Bir de yokuşu var. Beylikdüzü'nden bu tarafa easy trafik azalıyor. Beylikdüzü'nden bir yeniş yaptım. Böyle bir yendim nereye kadar? Unutmasam Büyükçekmece'ye kadar. Çok güzel yenişim oldu. Sabahtan yürüye çıkıyordum yoksa trafikte. Hepsi unuttum oydu. Abi yolun durumuna bak. Çok trafik. Arada sırada Karabala bizim mini. Arada sırada yerimizi değişiyor. O benim mini, ben onu biniyorum. Devam ediyor. Hava kararıyor. Bir mahalleye geldim. İleride bir türbe var. Orada kamp atacağım. Biraz da mahallenin adı söyleyeceğim. Hava kararıp bir tane ekmek, 4-5 tane salatalık aldım. Canım çekti. Mayonez ile salatalık çok seviyorum abi. Şimdi benim bir sıkıntım var. Küçük alıyorum. Mantıklı değil. 39 TL. Büyük alıyorum. 49 TL mayonez. Böyle büyükü, büyük daha sayfalı yani, daha iyi. Böyle onun taşımağı çok zor. Şimdi en büyük problemim benim bu. Her defa alanda böyle sıkıntı çekiyor. Bence büyük olarak taşıyarak. Dostlar gece saat 9. Ben yetiştim kamp yerine, türbeye. Aslında türbe değilmiş bu ya. Birazdan söyleyeceğim. Güzel manzaramız var. Arkamda siteler var. Büyük ihtimal şikayet edilebilir mi? Hemen telefonu şişen kapatıyorum. Bisikleti bıraktım buraya. Çadırı bıraktık, koydum buraya. İçeri geçeyim, yemek yapayım. Söyleyeyim ne oldu, neler oldu. Büğünün menüsünde ne var? Büğünün menüsünde her zamandaki gibi bulgur ve ton balığı. Mayonezi aldım. Şimdi size söyleyeceğim. Salatalık mayonez. Çok seviyorum abi ben. Çok seviyorum. Böyle salatalığı açın. İçine mayonezi tökün. Öyle bir lezzet veriyor yemekin yanında var ya, harika. Yemek iyi ya, hadi bakalım, afiyet olsun. Hadi kalk. Herkese günaydın arkadaşlar. Ah, dün yemek yaptım, nasıl bir uyudum. Çok yorulmuştum. Manzaramız süper. Dün ne oldu, biz buraya geldik, nasıl oldu, neler oldu, başımıza gelenleri bir bilseniz var ya, yanlış geldik.
yanlış gelmedik aslında. Birazdan söyleyeceğim. Dün gece sabaha kadar yağmur yağdı. Şimdi felaket bir şekilde rüzgar var. Hadi biz yukarıda akbiyes. Çadırı buradan atar aşağı hemen. Hemen buradan atar aşağı. Hemen toplayak gidelim bir camide zaten. Kahvaltımızı yapak. Ondan sonra bakarık. Dostlar kamp yerini toparladım hemen. İyi ki izli toparladım. Biraz oya yukarıydı derenin kenarı. Hemen çadırı uçurabilirdi. Zorla topladım. Dün akşam bir saat 9.30 civarı. Evet 9.20 9.15 geçiyordu. Hava kapkaranlıklaştı. Burada bir tane Evlen Baba Türbesi gösterdi haritada. Dedim gelin türbenin yanında kalalım. Zaten bu bölgede bütün site. Sitenin herkesin plajı var. Yani her bir şeyde kamp atanmasına abi. Dedim türbenin içinde atsam bir şey demezler. Hemen basa basa geldim. Gittim oya abi sokakların içine bakıyorum türbe yok bir şey yok. Allah Allah türbe nerede? Makinede türbe gösteriyor, resimlerin gösteriyor. Hiçbir şey türbe murbe yok. Bilmiyorum kaldırıplar, bilmiyorum. Hiç bilmedim. Ya kimse de yok. Kapkaranlık sokakların içinde kimse herkes evinde bir kişi de yok böyle söyleyeyim abi türbe var mı yok mu sonunda dedim abi bu da bir küçük yeşillik var sitelerin önünde hava karanlık kimse beni görmez hemen burada takılar gizli bir şekilde çadırı açtım ışık mışık yakmadan giydim içeriye yemekimi yaptım kafanı koydum diye uyudum sabahı saat 8.30 civarıydı kalktım toparladım yanlış gösterdi biliyor musun gece avar olduk. Şimdi şeye geliyorum. Bu türbe nerede? Biraz da resmini koyacağım. Silvia şehri var bir tane. Büyükçekmece'den Tekirdağ'a doğru giden de o şehre 8 kilometre kalan. Şu an geldim bir camiye. Çok felaket rüzgar var abi. Çok rüzgar var. Köşeye sıkışmışım. Şimdi birazdan burada kahvaltımızı alalım. Yaptım. Elimizi yıkadım. Devam edeceğiz Silvia'ya. Ondan sonra da Tekirdağ'a doğru. İnşallah ya rüzgar izin verirse. Hadi bakalım gene yolculuk devam ediyor. Sapanca'dan bu tarafa arka teker easy küçük küçük süzüyor. Ben de üşeniyorum, eriniyorum. Açam değişem arka teker çok hafif süzüyor. Bir günde akşam kamp atıyorum, sabah kalkıyorum, yenip de vuruyorum, yola devam ediyorum. Silivri merkezindeyim dostlar. Biraz bir de mola verdim. Camide ottum, dinlendim, duydum pisketi aldım elime yola küşüyordum. Şöyle bir manzarayla karşılaştım yani pisket arka tekeri dünden beri böyle süzüyordu. Bayağı süzdü gene artık dimini değişim zaten. Hemen Japonya'ya yapıştırdım arkadaşlar. Bazı bölge, bazı yerlerdeki sesi hemen hızlı bir şekilde halledesiz Japonya'ya vur gitsin bitsin. Diğer macunla uğraşmak çok zor. Ay bas, ay döv, ay kaldır, ay böyle böyle yok. Japonya. Tekeri yaptım. Aynı mescitte. Ton balığıyla bulgurum dün akşam fazla olmuştu. Bir tane ton balığı daha ekledim. Bunu yiyorum. Mayonezle saladalık devam ediyor. Hadi bakalım. Camiden çıktık. Yürüyüş yoluyla. Parkın içine sakin sakin ana caddeye kadar böyle yürüyeceğim. Hep pedal basmak olmuyor. Biraz da yürüyek. Yürüyen de iyi geliyor bazen. Şimdi şey yapacak arkadaşlar. Ben birkaç günde bir şey söylemek istiyorum. 10 gün önce maalesef çok kötü bir haber aldık. Marmaris bölgesinde bir tane bisikletçi abimizi kaza yaptı, vefat etti. Ne zamana kadar böyle devam edecek hiç bilmiyorum. Bu arabalar yemin ediyorum var ya ana caddelerde hiçbir şekilde saygı duymuyorlar abi. Pisketi hiç saymıyorlar yani. Hiç yani pisket hiç. Allah rahmet etsin. Allah ailesine sabır versin. Çok kötü bir haber. İnşallah böyle haberlerden artık bir kere daha duymak abi. Ben ana yollarda çok gittiğim için abi görüyorum yemin ediyorum var ya bazıları artistlik yapmak için seni korkutmak için her şeyi yapıyorlar her şeyi. Hadi bakalım devam ediyorum. Oğlum bu nasıl bir yatmadı? Kanki
görüşürüz. Çok değişik uyumsun sen. Güzel yatıyor değil mi? Çok harika yatıyor. Valla bu niye böyle yatıp biliyor musun? Ağaca da kendini dayamış. Kanki? Eş de duymuyor. Oo. Hayatlara güzel. Evet dostlar, yolculukta her zaman iyi bir şey olmaz. Her zaman güzel doğal, güzel kamp, güzel manzara olmaz. Sürekli teker patlamalar var abi. Sürekli. Camide yaptım, çıktım. Gene yolda arka tekere tel keşti. Havalar ısınıyor ya. Artık havalar ısındı. Bizim hikayeler başlanıyor. Tekerin nasıl kaliteli oluyor olsun. Gecinde sonunda tel batar. Niye? Teker yumuşalıyor, ısınıyor. Hemen her şey batıyor. Allah'ın tikanı tekeri patlatıyor. Kışta böyle bir şey çok nadir, çok az oluyor abi. Hadi bakalım, gene yapıyoruz, gene çıkıyoruz. Bizim teker patlamada bir hayır varmış. Burada bekledim 25 dakika, yarım saat oturmuştum. Baktım bir tane dev gibi bir bisiklet geldi. Almanya. Bisiklete bak abi, bisiklete bak. 50 bin tane bayrak var. Bayraklar havada nasıl uçuyor rüzgarla beraber. Nereye gidiyorsunuz? Böyle tır 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 beraber bir komşu çevirmeyle zadına Tekirdağ'a gidiyor. 3 aydır Türkiye'de geziyor. Tekirdağ'dan Yunanistan'a çıkacak. Artık kendi memleketine gidiyor, Almanya'ya. Tekirdağ'lılar beraber büyük ihtimal sürecek. Bir hayır var imiş diyorlar ya, her işte bir hayır var. Arkadaş buldum. 1-2 gün ya belki aynen beraber pedal çek. Abi adamın sırt çantası benimkinin iki katı. Bayraklar da Fransa, Hollanda, İspanya, Yunanistan, Türkiye, İtalya, hepsi var. 1-2 gün belki pedal çevirdik. Abi bu kankiden ayrıldık. Almanya kankisinden. Adam diye gece 10'a kadar yol gideceğim. Ayrıldık abi. Ayrıldık. Niye? Çünkü diye gece 10'a kadar yol gideceğim. Abi 10'a kadar yol gidilir mi? Bu gece de buradayık. Zoruna billahına bu bölgede bir yer buldum. Sağım solum full site arkadaşlar. Bölgelerden yer bulmak çok zor. Bir boş bir arazi buldum sahilin kenarında. Sahil biraz aşağılıkta kalıyor. Sıkıntı yok. Bu gece biz hava kararsın atlatarak bu yana. Bisiklette yatırdığım yer rüzgar çok. Geçen dik koymuştum, ağaç aramıştım. Öyle bir geldi yere var ya.